İç politik mülahazalar var. Erdoğan bunlardan kendisini soyutlayarak konuya bakabilecek durumda değil bugün. Kahire toplantısına döneyim. Kahire Peki bir araya gireyim. Bu noktada mesela tarif garantörlük formülü ve mesela Hamas'ın garantörü olabilecek bir Türkiye tam da dediğiniz şeyle çelişiyor mu? oraya geleceğim başka şekilde geleceğim oraya maalesef tamam. geleceğim oraya sebebi de şu şimdi ortaya karışık derken yarın toplantıya katılacak ülkelere bakarsanız bunların sabah başlayıp akşam bitecek bir toplantıda bırakın bir araya gelmeleri doğru 10 gün kalsalar bir arada bir metin çıkaramazlar yani yarın olacak olan bunun ev sahipliğini Mısır yaptığı için Mısır ev sahibi olarak bu toplantının sonunda büyük ihtimalle daha insani faktörler, temeller, itidal içeren cümlelerden oluşan bir daktilo sayfasını okuyacak. Bu bir şeyin başlangıcı değil. Sadece bir takım ülkelerin bu konuya gösterdikleri ilginin teyidi. Ha, şimdi Hakan Fidan konusu biraz daha karmaşık bir konu. Niye Hakan Fidan konusu tartışmalı? Bence tartışmalı. Çünkü Hakan Fidan e, bölgede bir takım temaslar yaptı. Hakan Fidan istihbarat başkanı yani mit müsteşarı veya mit başkanı olarak bir istihbarat altındaki kadrolarla bir istihbarat kurumunu yönetmiş olmaktan ötürü bir tecrübeye sahiptir. Ama bir dışişleri bakanı olarak hala çıraktır. Ha, bunun da öğrenilmesinin yolu bakanlık kadrolarının kullanılmasından geçer. Şimdi şeye bakıyoruz, e, Suudi Arabistan'a gitti, Mekke'de İslam Konferansı toplantısının marjında e, hem Suudlarla görüştü hem İranlılarla görüştü. Fotoğraflara bakın, o fotoğraflarda Dışişleri Bakanlığı memurları yok yanında. Bir tanesi fotoğrafta gözüken, iki fotoğrafta da aynı kişiler var. Bir tanesi eski Vatikan büyükelçisi. Gazdedeyiz. İslam Konferansı örgündeyiz. Şeyin ekibinde, Hakan Fidan'ın ekibinde hangi ilintiyle olduğunu bilmediğim şekilde Vatikan büyükelçisi var. İkincisi Milli İstihbarat Teşkilatından bakanlığa getirdiği bir genel müdür var. Ha şimdi bu beni çok rahatsız ediyor. Yani çırak dediğim bir bakanın kendi kadrosundan zihinsel bir destek almayıp başka unsurlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyor olması bence sıkıntılı. Hakan Fidan'ı biz hep istihbarat başkanı diye. Hakan Fidan'ın başka bir becerisi var. O becerisi belki İsrail'in işine yarar. Hakan Fidan PKK terör örgütüyle müzakere yürütmüş bir kişidir. Hakan Fidan PKK ile müzakere yürütmüş bir kişidir. Ha, belki Hamas bir terör örgütü olduğu için belki İsrail'e bir terör örgütüyle nasıl müzakere edilir konusunda bir takım fikirler aktarabilir. Ama ben sakıncalı görüyorum şu anda Hakan Fidan'ın bugünkü konjonktürde yanlış bir ekiple bu konuya eğilmiş olmasını. Peki. Dolayısıyla mesela o anlamda garantörlük formülü ve bunu gündeme getirmesini de yanlış mı buluyorsunuz? Aman garantörlük... Hayır. Hayır, hay, garantörlük beşinci perde de dedim biraz evvel. Evet doğru dediniz. Yani biliriz. Hamas'sız bir Gazze, Netanyahu'suz bir İsrail döneminde o gelecek. Onu ben size söyleyeyim o 3-5 sene sonranın hikayesi. Şöyle algılamıştım ben Bizim mesela kile, öyle değil yani mi Mehmet Bey? Hakan Fidan'ın ifade Şöyle ben mesela o ifadeye baktığımda şunu algılamıştım. Hızla bu çatışmayı durduracak bir ateşkes anlaşması gibi bir anlaşma ve o anlaşmanın sağlanması, hayata geçirilmesi konusunda biz garantör ülkeler devrede olalım ve tarafları tutalım. Ben öyle algılamıştım. O nedenle daha kısa vadeli bir dönemin ürünü değil mi acaba? Mümkün değil. Hı. Mümkün değil. Çünkü Hı. hep o ateşkes kelimesinin arkasında İsrail'in bir terör örgütüyle ateşkes yapması var. Hı. Ortada Filistin yok. Bir terör örgütü var. Yani Türkiye Cumhuriyeti PKK ile ateşkes yapmazsa Hamas'la da İsrail ateşkes yapmaz. Ha şimdi Peki daha önce takas anlaşmaları yaptılar. Maalesef, Onları nereye maalesef... koyacağız e... Ahmet Bey? Bunlar mevsimsel diyebileceğim case by case yani münferit birbiriyle neden sonuç ilişkisi olmayan vesileler. Yani Türkiye'nin bugün e, Filistin'i bırakıyorum Hamas'ın garantörlüğü bir kabustur. Türkiye için bir kabustur bu. Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgili değil. Türkiye'nin Batı alemiyle olan ilişkileri açısından bir kabustur. Buna bir yani Türkiye maalesef bir müddettir Ukrayna savaşında da arabuluculu olalım, öbür tarafta da arabuluculuk yapalım, buradan da arabuluculuk yapalım diye elinde olmayan bir yeteneği sergilemeye çalışan bir ülke konumunda. Maalesef Türkiye'nin batı aleminde özellikle inandırıcılığı ve güvenirliği kalmamıştır. Bunun sıkıntısı var. Dolayısıyla Türkiye'ye böyle bir konumu Batı bile kazandırtmak istemez. Onun için Katar devrede. Yani Katar'la bunu yapabilirler. Katar'la yaparlar bu çabayı. Zaten Ama mesela... Türkiye maalesef kendi kendine ayağına geçmişti. Evet. İsra...